Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden namı diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haftalardır Haşir Risalesi'ndeyiz. 5. hakikate geldik. Hatta 5. hakikatin yarısını geçtik. Yakında inşallah 6. hakikatin kapısına dayanacağız ama daha zamanımız var. Şimdi 5. hakikatin söz basım külliyatı göre 1, 2, 3, 4. sayfasına başlayacağız. Tabii söz basım külliyatın sayfaları daha yarım düşünülmeli çünkü altında sözlük var. Söz basım külliyatı göre 112. sayfadayız diyelim. Böyle tam bir nokta şeyi verelim, koordinatı verelim. Söz basıma göre 112. sayfadayız. Bak hem öyle semî ve kerim bir kadirden diye başlayan yerdeyiz. Ancak kaldığımız yere başlamadan önce yine Risale'nin en başına bir dönelim. Haşir Risalesi hangi güzel adımla başlamıştı onu bir hatırlayalım. Çünkü biz zaten şu anda bu derslerde de her an her bahsimizde bu ayetin gölgesinde geziyoruz. Estağfirullah. Haşir Risalesi iki ayeti kerimeyle başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Bu ayetin kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti bu ayet-i kerime. Meal düzeyinde bile muhatap olduğumuzda şu dikkatimizi çekiyor dedik. Burada rahmet ve kudret aynasından seyretmekle baharın haşre delil oluşu var. Baharda Cenab-ı Hak bize bir yaratış gösteriyor, bir çağrış gösteriyor, bir tekrar var ediş gösteriyor. Bunun üzerinden de bize iki şekilde haşre bakış açısı sağlıyor. Bir, bunları tekrar tekrar hayatı döndürmemi sağlayan rahmetim yine iktiza eder ki insan türü de ölünce yok olmasın, içliğe gitmesin, tekrar hayata dönsün haşirle, kendi haşrine maruz kalsın. Diğer taraftan kudret üzerinden söylüyor ki, Kadir ismi üzerinden, bahara el veren kudretim yine el verir ki insan türünü de tekrar hayata döndüreyim. Çünkü bahar da insandan çok daha aşkın türleri, çok daha sayıda türleri, çok daha farklı türleri tekrar aynı zamanda, aynı sayfada, aynı günler içinde yaratabiliyorum. O halde böyle bir kudretten haşrı nasıl uzak görebilirsiniz diye ayet-i kerime bize dikkat çekiyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, bize bir bakış açısı öğretiyor. İmanı görmek, imanın dayandığı ilmi zemini görmek, mantığı görmek, ayetleri görmek biraz bakış açınızı böyle genişletmekle olur diyor. Baharı bir haşir kanununun bu dünyadaki ucu, haşri bahar kanununun ahiretteki nüvesi, meyvesi, ucu gibi görmekle olur diye bize haber veriyor ayet-i kerime. Çok üzerinde durmayayım çünkü her dersin başında tekrar tekrar bu manayı ifade ediyorum. İlk dersimizde de epeyce üzerinde durmuştuk. O halde şimdi bugün konuşacağımız kısma, yani az önce de zikrettim. Bak öyle semî ve kerim bir kadirden, öyle basir ve rahim bir alimden diye başlayan paragrafta, yani söz basım külliyatı göre 112. sayfada kaldığımız yerden devam edelim. Ama önce haşiyi konuşacağız diye söz verdiğimizi hatırlıyorum bir önceki derste. Haşiyeden kastım 111. sayfadaki ikinci haşiye. Söz basıma göre yine veriyorum ben bu sayfayı elbette. Evet, haşiye 2'yi bir okuyayım, üzerine konuşalım. Ondan sonra da dönüp bu metinden itibaren tekrar tefekkürümüze
Başlayalım arkadaşlar. Bismillah. Evet. Şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılağı bulunmasın. Şimdi bu cümle nasıl bir mantığa dayanıyor? Bak, bir daha okuyorum. Evet, şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alimane, yani şuurlu, alim, bilerek, her şeyi bilerek, hakimane, her şeyi hikmetle olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılağı bulunması. Ne anladık burada? Cümleyi ben okudum geçtim. Risale-i Nur'dan bir cümle. Bir hakikati söylüyor falan. Ama ne hakikatini söylüyor? Yine bize bir kıyaslama yapıyor arkadaşlar. Varlığın içinde bir kıyaslama. Yani o baştaki ayet-i kerimenin öğrettiği okumayı Üstad Hazretleri burada farklı farklı şekillerde defaatle kullandı. Bu beşinci hakikatin başında da dedik ya, Bab-ı Şefkat ve Ubudiyet-i Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir demek, yani beşinci hakikate böyle başlamak demek oluyor ki orada bahar ve haşir üzerinden okuduğunuzu burada ne üzerinden okuyun? Rahmet ve kudret, Rahim ve Kadir isimleri üzerinden okuduğunuzu burada kainat üzerinden haşir üzerine yine ama şefkat ve ubudiyet-i Muhammediye perspektifinden. Ve bu sefer hangi isimler var gözümüzün nuru olarak? İsmi Mucib ve Rahim isimleri var. Yani Cenab-ı Hakk'ın El Mucib ismi dualara cevap veren demek. Rahim ismini zaten, Er Rahim ismini zaten biliyoruz. Yani üzerine çokça konuştuk, tekrar açmıyorum. Rahmetin daha has, daha özel, daha ehadi bir zemindeki tecellisini ifade ediyor dedik Rahim. Rahmete nazaran daha bir has daire, daha bir ferdi daire, daha bir fert dairesine doğru yoğunlaşması var Rahim'de. Ama Rahman'da daha geniş bir zemin. Ta 14. Leman'ın 2. makamı derslerinde dedi ki, küre-i arzda bütün canlıların yüzünde görünen Cenab-ı Hakk'ın rahmetiydi. Ama fert fert insanlarda görünen ya da insan türüne has olarak görünen şey neydi? Rahimiyetiydi. Ondaki has tecellileri rahimiyet gölgesinde tefekkür edilebiliyordu. Anlaşılabiliyordu. Ama bütün küre-i arzdaki o rahmet tecellisine baktığımız zaman orada Rahman ismine gidiyorduk. Orada o bakışı konuşmuştuk 14. Leman'ın 2. makamı derslerimizde ki birinci sözden hemen sonraydı. Merak edenler o derslere havale edelim ya da o bahsi okumaya bizzat. Sözler Risalesi'nin içinde de var, lemaların içinde de var. Lemalarda kendi yerinde 14. lema ama sözlerde birinci sözün hemen arkasında. Ta orada da burada da dikkatimiz çekildi ki Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerini kainattaki bazı tecelliler üzerinden nazara alırsak ne yapıyoruz? Dünyadan ahirete, dünyadan ukbaya, dünyadan mizana, mahşere çıkarımlarda bulunabiliyoruz. O bize bunu öğretiyordu. Şimdi tekrar geldik buradaki cümleye. Şu alemin mutasarrıfı, her şeyde tasarruf edeni, yaratanı, yöneteni, kullananı, edeni vesaire bütün manalar içine koyabilirsiniz. Mutasarrıf, tasarruf eden. Bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttılağı bulunmasın. Yani Cenab-ı Hak neyin altını kaldırsak, neyin üzerine eğilsek, neye biraz dikkatle baksak görüyoruz ki her şeyi nasıl yapıyor? Buradaki ifadesiyle şuurane, ne yaptığını bilerek, farkında olarak, hangi amacı nişan aldığını diyelim, bilerek yapıyor. Alimane her şeyi bilerek, hakimane hikmetle, sonsuz hikmetle bazen bir şeyin birçok nedeni oluyor. Hatta şöyle diyebiliriz ki
dünya denilen bir tane kürecik ama o küreciğin bütün kainatın anlamı içinde bir yeri var, bir önemi var. Onun içinde insanın ayrı bir anlamı, önemi var. Onun içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrı bir anlamı, önemi var. Diyebiliriz ki onlar çekilse, levlake levlak sırrı üzerine konuşuyorum, bu varlığın hikmeti de eksik kalıyor. Çünkü Cenab-ı Hak kainatın ifade ettiği tesbihatın, tazimatın, tehlilin, hamdın şuurlu kısmını meleklere, cinlere, bize bırakmış. Belki de bilemediğimiz başka varlıklar da var ama bildiklerimiz bunlar. Şimdi bu varlıklar o işin şuurlu kısmını temsil ediyorlar. Onun içinde insanın ayrı bir konumu var. İnsanın nefsi de var. Farklı farklı latifeleri var. Latifeleri de var. Kuvveleri de var. Değişik değişik meleklerde olmayan rızıkları var. Şuyu var, buyu var. İnsan daha değişik bir harita. Daha üst bir harita. Eğer potansiyelin hakkını verirse, ayet-i kerimenin ifadesiyle alayilliğine, yüceler yücesine çıkabilecek bir potansiyele sahip insan. Ama onları köreltirse, seviyesini düşürürse, dünyaya sarf ederse ne oluyor? Esfel-i safiliğine iniyor, aşağıların en aşağısına. Yani insanın anlamı bu dünyada biz vakıf olalım olmayalım. Cenab-ı Hak bizi bu düğümün, bu zincirin son halkası, son düğümü, son ne diyelim ilmeği gibi yaratmış. Bizimle bu kainatın şeyi tamam oluyor. O amaç nasıl bir amaç, nasıl yüce bir amaç, nasıl detayları var fizik alemde, fizik ötesi alemde. Hepsine muttali değiliz ama şeriat-ı ilahiye ile, vahiy-i ilahiye ile, sünnet-i Resulullah ile haberdar oluyoruz ki bu dünyanın bir gayesi var, varoluşun bir gayesi var. Cenab-ı Hakk'ı bilmek, bildirmek gibi. Onun da insanda en üst şekli var. Üstadın 29. lemada bir kullandığı ifade var. Onun Türkçe tercümesinde şöyle söyleniyor. Aklımda kaldığınca söyleyelim. Dünyadaki varlıktaki sanatı diyor kitap şekline girdi. İnsandaki sanatı hitap çiçekleri açtı. Bak. Varlıktaki sanatı kitap şekline girdi. İnsandaki sanatı hitap çiçekleri açtı. Yani insan hepsinin üstüne konuşabiliyor da hislenebiliyor. Ne bileyim meraklanabiliyor. Ya işte düşünün, insani olan her şeyimiz, bizi varlıktan ayıran, aşkın kılan her şeyimizi düşünün. Biz onlar da biriciyiz, biricik. Yani Cenab-ı Hakk'ın cismani olarak mülkünde bir zerre gibiyiz. Zerrenin de küçüğüyüz. Hiçbir şeyiz. Ama bize öyle şeyler vermiş ki bunların maddi cismimizle narin vücudumuzla kısacık ömrümüzle ilgisi yok. Onlardaki o biriciklik cismaniyetin büyüklüğüyle ilgili değil, taşıyabildiği özellikle ilgili. Söz gelimi bir tane mikroçip var, şu kadar bir şey. La teşbih ve la temsil. Bunu alıyorsunuz, bilgisayarın öyle bir yerine takıyorsunuz ki veya işte büyük bir databank, dev gibi bir süper bilgisayar. Ona takıyorsunuz ve o bilgisayarın tamamının çalışmasını sağlıyor. Fonksiyonu tamam oluyor onunla. Daha üst çalışıyor veya daha iyi çalışıyor veya yaptığının daha da üstünü yapabiliyor veya diyelim. O kadar küçük bir parça. Ya birisi dese ki ya bu ne ki kardeşim, şu bilgisayara bak, bunun ne ehemmiyeti olabilir, şu bilgisayarın büyüklüğüne göre bu dese haklı olur mu? Olmaz. Neden? O işi anlayamadı ki, cisim işi değil bu, fonksiyon işi. O mikroçip ne kadar küçük olursa olsun o bilgisayarda öyle bir iş yapıyor ki onda alternatifi yok. İnsanın da la teşbih ve la temsil, kainatta yaptığı işlerde alternatifi yok. Melekler yapıyor ama insan gibi değil. Cinler yapıyor ama insan gibi değil. İnsanın yaptığı daha da başka, daha da üst, hakkını verebilirse. Ve Cenab-ı Hak bu kıymetine binaen insanı halk etmiş, kainatın en uç meyvesi olarak. Bizden sonrası kıyamet. Yani bu imtihanın bitişi. Demek ki o cümlenin son kelimesi biziz veya o cümlenin noktası biziz. Kendi küçüklüğümüzle, cismimizle tesadüflerin eseri, varlığın bir köşesinde, bir kenarında oluşmuş bir şeyiz falan değil. Bizdeki biriciklikler bizim daha farklı bir şey olduğumuzu hissettirmeli bize.
eğer biricik olmayaydık dediğiniz belki haklı olurdu. Mesela burada canlı var, aynı insan gibi. Venüs'te de var, Mars'ta da var, orada da var, burada da var. Olsaydı böyle derdik ki tamam, insan da böyle her yerde olabiliyor. O kadar da önemsememek lazım. La teşbih ve la temsil. Böyle bir şey belki söyleyebilirdiniz. Fakat insanın biricikliğini nasıl açıklıyorsunuz? Bak, gidebildiğiniz yere kadar gittiniz, teleskopla, sinyal göndererek bilmem ne. Yok yani, size gelen ses yok. Sizin varlığınız gibi bir varlık sesi ulaşmıyor size. Ha, elbette alem boş değil. Oraya göre canlılar var. Biz inanıyoruz ki Cenab-ı Hak bu küçük kulübeyi, hani üstadın verdiği temsil, işaretül cezda mı veriyordu? Galiba ondaydı. Yani bu küçük kulübeyi diyor, bu kadar zevil hayatla, hayat sahipleri dolduran diyor Allah, o diyor alemdeki büyük sarayları boş bırakır mı? Elbette bırakmamış ama bizim türümüzden değil. Bak, sinyal gönderiyoruz, ses gelmiyor. Tabiri caizse mektup atıyoruz, geri yazan olmuyor. Aldığını da bilmiyoruz. Oradan bize selam çakan olmuyor. Kendi türümüz içinde, kendi boyutumuz, varlık anlamımız, karbon bazlı hayat mı diyelim, dört boyutlu hayat mı diyelim, onun içindeki biricikliğimizi buradan seziyoruz. Bak, gitti gözümüz bilmem kaç milyon yıl öteye kadar. Oralardaki kara delikleri çözdük, bilmem ne bulutlar varmış, güneşin kaç katı büyüklüğünde yıldızlar varmış, bunları çözdük. Ama kendimizi bulamıyoruz oralarda hala. Ne kadar biriciklik bu, düşünün. Güneş, belki güneşten kaç tane buluyorsunuz orada? 1 milyon tane güneş buluyorsunuz o gözlemlediğiniz alan içinde. Ama bir tane daha insan bulamıyorsunuz. Bunda bir şeylik yok mu yani, ilginçlik, enteresanlık? Belki orada 100 bin tane kara delik gözlemlediniz. Bilmem kaç tane nebula gördünüz. Kaç tane gezegene rast geldiniz. Bunlar hep bollukla bulunuyor. Ama insan, insan bir tane burada. Bir tane derken yani yekünümüzün hepsi burada, bu şartlarda. Bunda bir ilginçlik yok mu ya? Bir biriciklik yok mu bunda? Hep diyorlar işte Galileo, güneş merkezli evren algısıyla işte diyor dinlerin dünya merkezli şeyini yıktı. Ya o Hristiyanlığın Aristocu astronomiyi kendi merkezine almasıyla, dini metinlerini onunla açıklamaya çalışmasıyla düştüğü bir hataydı. Müslümanlar bu hataya düşmedi ki. Müslümanlar için dünyanın şu anlamda uzaydaki durumuyla falan filan böyle biricikliği yok ki. Bizim imanımızın şartları içinde güneş dünyanın etrafında dönüyordur diye bir şey mi var, haşa? Böyle bir iman akidesi mi duyduk şimdiye kadar? Yok. İbadetimizin içinde böyle bir şey mi var? Böyle ibadet edeceğiz işte, güneş etrafımızda dönüyor diye falan diye düşüneceğiz. Böyle bir şey mi var? Yok. Müslümanlar için hiçbir zaman bu böyle bir, ne diyelim, zaruriyat-ı diniyeden olmadı yani. Hiçbir zaman olmadı. Ve Müslümanlar güneşin merkezde olduğunu, kendi sistemimiz içinde güneşin merkezde dünyanın etrafında dönüyor olduğunu çok eskilerden, batılılar uyanmadan çok önce söylediler. Muhakemattaki o bahsi hatırlayalım. Üstad Hazretleri İmam-ı Şafii'nin kıbleye dair bir sorusunda verdiği cevaptan bile onu çıkarıyor. Diyor, İmam-ı Şafii bunu kastediyor diyor. Dünyanın küreviyetini kastediyor diyor. Gibi gibi. Vesaire, dallandırmayayım arkadaşlar. Fuat Sezgin Hoca'nın söyleşilerinden oluşan bir kitabını okum. Bilim Söyleşileri kitabın ismi buydu. Kiminle yapmıştı söyleşileri ya? İsmi aklıma gelmedi. Bulursunuz, aratırsanız bu bilgilerle bulabilirsiniz. Kitabın ismi Bilim Söyleşileri. Merhum Fuat Sezgin Hoca'nın. Mesela Fuat Sezgin Hoca'nın ortaya koyduğu verilere baktığınız zaman o merhum yani diyor ışığın hızını tartışmışlar diyor ya. Ölçülür mü ölçülmez mi? İbn-i Sina ile birisi daha araların İbn-i Rüşd müydü ya? Tam daha aklımda kalmadı, onların doğum bölüm tarihlerini de bilmediğim için tuhaf bir şey söylemiş olmak istemiyorum ama İbn-i Sina var dolayın içinde. Şeyi tartışıyorlar, ışık hızı ölçülür mü ölçülmez mi? Bak ta ne zaman? Dünyanın küreviyetinden çok önce bahsetmişler. Güneşin merkeziyetinden çok önce bahsetmişler. Ha, avamı NASA bunu belki anlatmışlar, belki anlatmamışlar. Çünkü avam da bunu kabullenir mi, kabullenemez mi? Ama ulemanın, alimlerimizin, hem din alimlerimizin, yüksek tabaka için söylüyorum, aşağı tabakası için söylemiyorum. Aşağı tabakası kendi mesleğince kendisine lazım olanı bilse yeter. Ama üst tabakası
Bunlar olayın farkında yani. Eserlerinde geçiyor bu mevzular. Fahrettin Razi Hazretleri'nde mesela eserinde geçtiğini galiba yine muhakematta Üstad Hazretleri anlatıyor diye aklımda kalmış. Buraya nereden geldik ya? Ha tamam hatırladım. Ha Cenab-ı Hak onu biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor, ona hikmet vermiş, buna ilimle biliyor yani malum olduğu belli, ilimle hareket ettirdiği, yarattığı belli. E peki en mümtaz, en sıradanını bilsin de en mümtaz, en üst, insan türünün en üstü olan canlının Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin harekatına, şuuru ve ıttılağı bulunmasın. Bu mümkün mü ya? Karıncayı bilsin ama Efendimiz'i bilmesin aleyhissalatü vesselam. Olabilir mi? Devam ediyoruz. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı alim, her şeyi bilen mutasarrıf, o ferdi mümtaz, o seçkin fert, harekatına ve davatına yani dualarına ıttılağı bulunduğu halde ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Biliyor, ehemmiyet vermiyor. Böyle bir şey mümkün mü? O ki o kadar kapsamlısı, o kadar üstü, o kadar özelliklisi, o kadar liyakatlisi, harekatından, ahlakından, öğrettiğinden, hayatın her alanındaki rehberliğinden, faziletinden belli ki o diğerlerinin üstü. Ve onun ne yaptığına, ne ettiğine, ne dua ettiğine, ne istediğine de Cenab-ı Hakk'ı aşina ama ehemmiyet vermiyor. Ya karıncanın sesine ehemmiyet veren Allah, ağacın yağmur diye inleyişine ehemmiyet veren Allah, daha ne söyleyelim, her canlının var olurken, varlığını devam ettirirken, dileklerini, dualarını, o hayat için lazım olan, o maksada giderken gerekli olan terbiyelerini veren Allah hiç böyle bir şey yapar mı ya? Bizim güzel Allah'ımıza yakışır mı yani? İşte karıncanın sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Böyle bir şey mümkün mü? Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf-ı kadir-i rahim, bak isim uzuyor. Mutasarrıf dedi birincisinde, ikincisinde mutasarrıf-ı alim dedi. Şimdi üçüncüsünde mutasarrıf-ı kadir-i rahim, her şeye gücü yeten ve rahim olan, merhametli olan mutasarrıf. Ama detaylara da özel rahmet tecellileri olan rahim isminin manasını hatırlarsak Rahman'dan farkını, en ince detaylara kadar merhamet tecellileri ona has, ona özel, onu kollamalı, ona itinalı olan rahim, mutasarrıf-ı kadir-i rahim, onun dualarına lakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Tam şartlarında ediyor, tam gerekli şekilde ediyor, tam bir ihlasla ediyor. Duanın kabul edilmesi için gereken şartlar neyse, diğer canlıların yerine getirdiği Allah'ın dualarını kabul edip onları hayatta tuttuğu, maksatlarını verdiği, gayelerini yönelttiği o duaların şey neyse, en doğrusunu, en layığını, en kıvamındakini o ediyor. Nasıl kabul etmesin Cenab-ı Hak onun duasını? Böyle bir adaletsizlik yapar mı Allah? Haşa. Evet, o Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam nuruyla alemin şekli değişti. Değişti mi? Vallahi değişti. Onun öğrettiği dinle, ya bırakın sadece Müslümanlar, Üstad bir yerde diyor, kafirler bile küfrü kat'iden küfrü meşkuka düştüler. Ha, belki de vardır. O bile diyor onlara bir merhamet oldu diyor. Çünkü diyor daraldılar mı Allah'ın yokluğu mevzuunda. Hemen diyorlar ya belki vardır falan, böyle bir kaçak kapı açıyorlar. Yani şeyde anlatmıştım bunu. Ümit Meriç hocanın Babam Cemil Meriç kitabında anlattığı birisi var. Cemil Meriç merhumun da sosyalistik zamanlarında, komünistlik zamanlarında, gerçi tam komünist olmamış ama ifade olarak kabullendiği olmuş. Hatta onun yüzünden yargılanmış biliyorsunuz Cemil Meriç Hoca gençliğinde. İhtidasından önce yani. Cemil Meriç Hoca İstanbul'da bir ahbabı var, yaşı da büyükçe birisi, komünist gene meşhurlardan birisi. İsmini unuttum yani, aklımda kalmadı ama kitapta geçiyor.
Şimdi Ümit Meriç Hoca kendi hidayet yolculuğundan sonra o kişiye yine misafir olmuş bir vesile. Demiş ki ya Allah'ın hani varlığına, Allah'ın yok olduğunu mu düşünüyorsunuz falan filan, hani hala öyle mi düşünüyorsunuz gibi bir soru soruyor Ümit Hoca. O adam şöyle cevap veriyor. Senin yaşında yok gibiydi ama bizim yaşımıza gelince sanki var diyor. Bak hani artık şey, bir ayağı çukurda, öldü ölecek. Faniliğini daha şey kavradı. O gençliğin hevası, hevesi, hissiyatı dinleyen aptallığı kalmadı. Ne diyor? Senin yaşında yok gibiydi ama sanki benim yaşımda var gibi diyor. Yine öyle bir tanesi aynı kitapta anlatılıyor. O da ateist olduğuyla övünen birisiymiş. Ölürken şey diye bağırmış. Allah'ım ölmek istemiyorum. Yine onlardan mesela Nurullah Taçın'da ateist olduğunu söyler mi sık sık, ama yatağından falan kalkarken Bismillah diyerek kalktığını o kıza anlatıyor. Hatıralarında var. Gibi gibi. Yani onlara bile bir merhamet. Niye? Şüpheye düştüler. Ya da belki de Müslümanlar ki doğrudur. Ha, imanın hakkını da vermiyorlar ama darda kaldılar mı da böyle, ya belki Allah affeder, ya belki Allah vardır, ya belki ahiret vardır, bizim de iyi amellerimiz var gibi falan falan, belki biz de kurtuluruz. Onlara bile bir merhamet oldu diyor. Onu aşalım. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği din, onun üzerinde durduğu ahlak, doğrular, yanlışlar silsilesi, bu elbette geçmiş diğer peygamberlerin de miraslarıyla birlikte Efendimiz onların kemaliydi, mütemmimiydi. Bugün medeniyet dediğimiz şey de ne kadar eksik olursa olsun, Batı medeniyeti diyoruz veya küresel medeniyet diyoruz ama çok zararlı, hatarlı, günahlı şeyleri de var. İçinde bir kemal varsa onun, yine bunlardan geldi. İnsanlığın canavarlıktan insanlığa çıkışı, bir evrimden bahsetmiyorum bakın, imanıyla, o imanın yarattığı farkındalıkla, arattığı ahlakla, açlıkla vesaire, bunları kastediyorum yani. O anlamda canavarlıktan insanlığa çıkışımız vahiy ile oldu bizim. Vahiy bizi öte anlamlar, öte amaçlar, öte ahlaklar, öte dünyalar, bunlara yöneltti. Biz dürüstlüğün iyi bir şey olduğunu söylüyoruz. Bunu seküler anlamda dürüstlüğün iyi bir şey olduğunu nasıl ispatlarız biz kendimize? Nefsi düzeyde bakarsanız bazen çalmak da işimize geliyor. Gelmiyor mu ya, şurada 100 milyon dolar olsa kime çalmak iyi gelmiyor? Nefsi anlamda söylüyorum, seküler anlamda, dünyevi anlamda. O 100 milyon doları çalmak kime iyi gelmiyor? Ama kafamızda şey var, bu yanlış bir şey. Bu nereden geliyor? Bu dinlerden geliyor. O kitaptan o kısmı okumuştum hatta, hatırlarsınız. Bilgiler kitabında Leszek Kolakowski miydi? Bir komünist aydın. Diyor ki, adam komünist ya, sosyalist. Bedel de ödemiş yani, bunun için çekmiş de çok çile. Polonya asıllı mıydı, Macar asıllı mıydı? Tam aklımda kalmadı. Adam diyor ki, dinleri mutlak bir şekilde insanlıktan çekip çıkarırsak diyor, elimizde doğru ve yanlış ayrımını sağlayacak bir şey kalmayacağını düşünüyorum. Ama bunu test edemiyorum diyor. Çünkü böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Yani dinlerin tesirleri insanların genlerine, tenlerine, ruhlarına kadar işlemiş. Dinden geldiğini bilmese bile o dini bir şey olarak onu uyguluyor diyor. Bu anlamda diyor, mutlak bir şekilde çekip çıkaramıyorum diyor. Ben bunu test edemiyorum. Nasıl olur bir toplum, dinsiz bir toplum diye, ama ona inanıyorum diyor. Eğer dinleri çekip çıkarırsak diyor hayattan, tas tamam mutlak bir şekilde, doğru ve yanlış ayrımını sağlayacak elimizde bir cihaz kalmaz diyor. Çünkü doğru ve yanlış ayrımını seküler anlamda yapmıyoruz biz diyor. Manevi değerlere atıfla yapıyoruz. Dediği mantıklı adamın yani. Hakikaten de doğru yanlış ayrımlarımızın tamamı bir öte dünya anlayışıyla, bir öte dünya kavrayışıyla veya fizik ötesi bir alem idrakıyla. Adam isterse ahirete iman etmesin ama yaptığının sanki bir karşılığı varmış gibi yapıyor. Ruhsal bir tatmin yaşıyor. Yok gibi değil yani. Adam
ateist, aktivist ölümüne bir şey için o mücadele ediyor. Ya sen hiç olacaksın, sen niye böyle hayatını riske ediyorsun? Senin bütün bildiğin varlık bu. Düşünüyor ki bir şey adına var olmak amaçsız yaşamaktan daha önemli. Ama bak, demek ki kendisinden sonra devam edecek bir şey olduğunu düşünüyor. Veya kendisinin hayatıyla ilgili olmadığını, sadece varlığın, biliyor. Daha aşkın bir manayı ifade ettiğini kavruyor gibi. Yani bu tarz aktivistlerdir, şunlardır, bunlardır, kanaat önderleridir, seküler anlamda sosyologdur, düşünürdür gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki ya bu adamlar da kendilerince bir ahiret fikrine sahipler. Ama onlar İslam'ın ahiretine inanmıyorlar. Fakat bir ahiretleri var kendilerince. Bir yerde kalacaklarını düşünüyorlar. İşte ben diyor ölsem de diyor davamın bilmem şeyleri, çocukları bilmem şunları bunları başaracaklar falan. Bu da bir ahiret. Sanki sen onları görecekmişsin gibi, tatminini yaşayacakmışsın gibi, hissedecekmişsin gibi söylüyorsun ama öyle bir şey görmeyeceksin. Senin için hiçlik yani. Kenarısındasın sen kendi hayatının. Uçurumundasın. Ama sanki o hal, o anları onlarla beraber yaşayacakmış gibi bir tahayyülde bulunuyorsun. İşte bayrağımızın dalgalandığını bilmem ne, sosyalist bayrağın bilmem ne olduğunu. Ya seninle ne ilgisi var o bayrağın? Sen öldün mü? Seninki bitti zaten. Bir ahiret var bunda ama dünyevi değil, İslami değil, uhrevi değil belki ama yine bir ahiret onun için o. Ölümle bitmediğini düşünüyor işin gibi düşünüyorum arkadaşlar. Allahu alem, devam edelim. Evet, evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam nuruyla alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyeti hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti. Ne için yaşıyor, ne için hareket ediyor, ne için var? Efendimiz öğretti de bildik biz bunu. Ve göründü ki şu kainatın mevcudatı esma-yı ilahiyeyi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetler ve manidar birer mevcutturlar. Yani buradaki varlık kendisi için değil sadece, o aslında bir başka manayı ifade etmek, taşıyıcısı olmak, göstermek için varlar. Mektubat-ı samedaniye, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyine muhtaç olduğu Allah'ın mektupları. Okudukça ondan haberdar oluyorsunuz. O yola giriyorsunuz, o irşadı yaşıyorsunuz. Efendimiz bize bu dünyanın asıl olmadığını öğretti bak. En başta, en temelde öğrendiğimiz bu oldu bizim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah dediğimiz anda Cenab-ı Hak'tan gayrı her şeyi ilahlıktan azlederek aslında asıl olmadıklarını da ortaya çıkarmış olduk. Bu bize ne sağladı? Asıl olana adanırsınız. Asıl olmayana adanmaya da gerek yoktur. Büyütmeye de gerek yoktur. Bağlanmaya da gerek yoktur, tapmaya da gerek yoktur, sevmeye de, kör kütük sevgi manasında söylüyorum, gerek yoktur. Hani böyle bir zora girmeye, o olmazsa yaşayamam demeye gerek yoktur. Çünkü asıl değildir. Asıl olan insan bunu hissetmelidir. Asıl olansa sadece Allah'tır. Vacibül vücud olan, olmazsa olmaz olan Allah'tır. O öyle olduğu an büyük bir özgürlük şeyi doğuyor bize. Masivaya karşı. Üstelik masivanın faniyatını da tattığımız için ne oluyoruz bu sefer? Diyoruz ki ya bunlar fani zaten. Bunlara bağlanırsam elim dilim acıyordu zaten. Bak bunu da öğrendim. Asıl da değillermiş. O zaman bu şeyin içinde sürüklenmeye gerek yok ki. Mesela bir örnek vereyim. Gene kusurlu ama mevzuyu kafamızda daha böyle açık hale getirebilir. Bir alışveriş merkezi düşünün. İlk açıldığı gün, diyor ki adam, ürünlerin fiyatları yazılmış. Açılış günümüzde şu ürün %50 indirimli, %90 indirimli ya da daha da büyütelim. Ve kapıda büyük bir izdiham, büyük bir sıra, bilmem taneriye kadar gidiyor. O karacuma mı, alışveriş şeyler oluyor, çılgınlıkları batı dünyasında.
böyle bir AVM bir açılıyor, insanlar üst üste birbirini çiğniyorlar falan, öyle şartlar. Şimdi bir onun içinde olduğunuzu düşünün, o ürüne de ihtiyacınız var yani, nasıl etsem alsam sıranın da sonunda kalmışım falan filan. Birisi de diyor ki size, ya kardeş sen şey yapma, sırayla çok kendini sıkma. Senin ürün sadece bugün değil, yıl sonuna kadar %90 indirimli. Bunu öğrendiğiniz an ne olur? Aa, yarış sikletinden kurtuldum. Kimseyle yarışmama gerek kalmadı, kapışmama gerek kalmadı. Hayatı bir mücadele olarak görmeme gerek kalmadı. Ya ne görmeliyim? Sadece markete girmem lazım benim. Yılın bir günü markete gelip o şeyi almam lazım. Benim için hayat bu. Yoksa buradaki sıradaki herkesle kapışmak, üstlerine çıkmak, başlarını ezmek, çelme atmak, yere düşürmek, üstüne basmak falan, bunlara ihtiyacım yok. Kavgaya bilmem neye ihtiyacım yok. Bir kere geleyim ben bu yıl içinde markete, o ürünü alacağım zaten. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın tek ilah olduğunu, la ilahe illallah olduğunu öğrendiğimiz anda da o şey bitiyor. Varlıkla kapışma, yarışma, sataşma süreci son veriyor. Neden? Ben Allah'a bir kere razı etsem tamam. Yani Allah benden razı olsa bu iş bitti. Onunla bununla benim ne işim var? Ben onları açtım. Zaten onlar değilmiş mevzu. Asıl mevzu Allah'ın rızasını kazanmakmış. Örnekte neydi? Asıl mevzu markete gelmek yılın içinde bir kere. Yoksa o gün ilk giren olmak değil, ilk yüzün içinde yer almak değil, oraya ona ilk varanlardan olmak değil yani. Gibi gibi. Onur o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki şu kainatın mevcudatı, varlıkları Esma-i İlahiye okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymetler ve manidar birer mevcutturlar. Bekaya da mazhar bak. Eğer onur olmasaydı, bak eğer onur olmasaydı, mevcudat fenayı mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karışık, tesadüf oyuncağı bir zulmeti evham içinde kalırdı. Bir işte ilk örnekteki şeyi düşünün. O gün içinde girmeniz lazım. O kadar insanı aşmanız lazım. O süreci bir düşünün. Oradaki karmaşayı, katakulleyi, hileyi, hurdayı, gelişi güzelliği, tesadüflere bağlılığı düşünün. Bir de ikinci kısmı düşünün. Düzenliliği, hikmeti, yerli yerindeliği. Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi şeriattan, marifetten, eşyanın hakiki manasından, aslı olmadığından başka bir yere işaret etmek üzere, başka bir yeri kazandırmak üzere yaratıldığından haberdar etmeseydi, biz diyor buradaki varlığımızı bir yere koyamazdık. Anlamlandıramazdık, sıkışırdık, daralırdık, bunalırdık. Çünkü istediğimiz çok şeyler var ama hatta hayalimiz nereye gitse, üstad ne diyor? İhtiyaç da oraya gider. Hayal ettiğimiz her şey bizim ihtiyacımız oluyor. Olmasa bile hayal ettim. Ne ettim mesela? Dedim ki ya keşke şöyle bir saniyede 500 kilometreye çıkan bir arabam olsa. Hayal bu ya, salla. Hayal ettim. Bak eğer hayalimde şeysem, ihlaslıysam, hakikaten böyle bir şey hayal ediyorsam, ya bu benim için ihtiyaç oldu. Öyle bir şey olsa keşke. Ya işte önünde şöyle bir şey, ne bileyim işte şelalesi olan bir evim olsa. İhlaslıysam hayalimde, o benim için ihtiyaç oldu. Böyle bir sürü ihtiyacım var ama dünyada onların olabilirlikleri ne kadar? Bu sefer hayatın kendisi neye dönüşüyor? Ya her güne, her ana çıkışın bir şey. Tesadüf eseri. Mücadele eseri önce, ama o mücadeleye de kendine bakıyorsun ki çok bir gücün de yok. O velev ki pazuların kuvvetli olsun ama ta tırnağından saçının teline kadar oradaki hassas düzenlerden, mizanlardan, ölçülerden, dengelerden senin haberin yok ki. İşte beyin zarı, kılcal damarlarından birisi bir patlıyor, beyin kanaması. İp ince, soğan zarından ince belki.
Ona bağlısın. Veya işte bir kurşun geliyor, bir havaya ateş açmış. Geçen işte bir kadıncağızı da vurmuşlar. İşte magandalar ateş açıyor mesela. Mermi geliyor, tak, gittin. Seninle ilgili bir şey değil bu. Tesadüf. Sana eğer Allah'a imanın olmazsa. Veya başka bir işte olay, üstüne bir şey düşüyor. Araba yoldan çıkıyor, sana çarpıyor, şu bu. Çeşit çeşit şey tarzları var yani. Yaralanma tarzları, cinayet tarzları, ölüm tarzları var. Bunları düşündüğün zaman hakikaten bir sonraki an bile senin için şey, yüz binlerce tesadüf doğru şekilde denk gelmiş. Sanki bir milyon tane zarı aynı anda atmışlar, hepsi altı gelmiş gibi. O kadar hassas. Yani her bir milyon zar atılışında her saniye hep altı altı gelmesi ne kadar düşük bir ihtimalse senin hayatta kalman da öyle bir ihtimal. Ürperirsin, korkarsın ya. Her anın böyle şey olur senin ondan sonra. Ben nasıl bu hayata tutunacağım, nasıl hayatta kalacağım falan. Ha, gafletimiz var, düşünmüyoruz tabii. Kopuyoruz, başka şeylere dalıyoruz ama hakikatiyle hayatı yaşasak böyle hissederdik. Tesadüf oyuncağı bir zulmete evham içinde kalırdı. İşte bu sırdandır ki insanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam duasına amin dedikleri gibi arş, ferş ve seradan Süreyya'ya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Melekler Efendimiz'e niye ilgili olmasın? Ya onların anlamını da ortaya o çıkarıyor. İnsanlarla onların arasındaki bağı da onlar kuruyor. Veya işte dağ, taş, hayvanlar, şunlar bunlar mucizelerin çeşitlerini düşünen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bunların hepsinin Efendimiz'le ilgili olması çok normal. Çünkü onların da anlamı onunla tamam oldu. Yani satırları, ifade ettikleri manalar, insanlar ve şuurlular, cinleri de dahil ediyorum, sayesinde okunarak onlardaki mana da böylece tamam oldu. Hah dedi onlar da, ya Allah senden razı olsun. Senin sayende biz bu mektupları okutabildik bunlara. Der oldular. İfade eder oldular. İşte bu sayede onlar da hikmetlerini tamamladılar. Varlıklarını eda ettiler. Son parçaları yerleşti. Voltran'ı oluşturdular. Onlar da elbette alakadarlık gösteriyorlar Efendimiz'e. Zaten Ubudiyet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi Halık'ından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Evet, bu dua bahsini özellikle bir konuşalım. Bismillah. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Biz duayı, ben de bunu Risale-i Nur'u okurken fark ettim. Biz duayı çok dar düşünüyoruz. Nasıl? Bir normal gündelik işlerimizde yaptığımız işler, eylemler var diye düşünüyoruz. Hayatın bir böyle bir tarafı var. Bir de böyle dualarımız var. Arada bir de dua ediyoruz. Niye ediyoruz? Allah'ın da gönlü olsun falan filan. Hani çok da ihtiyacımız yok ama haşa, sümme haşa. Yani böyle işimiz yine de döner de. Arada bir de böyle dua etmemiz lazım. Ya Allah da bunu istiyor falan gibi düşünüyoruz. Hayır. Dua aslında yaptığımız her şey. Nasıl? Onu nasıl fark edeceğiz? Onu da eylemlerimizin sonuçlarını yaratmaya muktedir olmadıklarını fark ettiğimizde fark edeceğiz. Bununla ne demek istedim? Mesela ben şu an sizinle konuşuyorum. Peki benim konuşmam, benim konuşmayı istememle sizin duymayı istemeniz arasında nelere nelere muhtaç? Düşünelim ya. Neler neler var arada? Eksilse o iş olmayacak. Neler var arada? Ben konuşmayı istiyorum, siz de duymayı istiyorsunuz. Bu ikisinin arasında, bak bir, ben de beynimde işte nasıl oluyorsa o fikir düzeyi, o ilişkinin oluşup bunun oluşma süreci var. Onun iletilme süreci var dile. Dilin ona göre hareketler yapma süreci var. Ciğerin ona göre hava gönderme süreci var. Ses tellerinin ona göre renk verme süreci var.
bu ses tellerinden geçen havanın dille, dişlerle, şunlarla, bunlarla, değil mi? Bir dişiniz bile eksik olsa konuşamıyorsunuz bazen. Hani değişiyor konuşmanız. Bizim amcaoğlu var Turan. Bugünler dişlerini yaptırdı. Ya diyor, hep tıslıyormuşum gibi geliyor diyor. Yani konuşurken peltekmişim gibi geliyor diyor. Herhalde biraz ön dişlerini uzun yapmışlar. Ondan da olabilir. Bak ne oldu? Azıcık doğal şeyini bozdular. İşte bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Demek ki o da var. Dudak. O da var. Dudak olmasa konuşabilir miyiz? Bak kelimelerde nasıl yer değiştiriyor sürekli o sesin çıkması için. Nasıl böyle sürekli böyle bir yönetim içinde o süreci. Havaya. Hava çıktı hava dalgalarında. O hava dalgalarını o sesi iletmeme ihtiyacı var. İhtiyacım var yani. Benim o sesin gitmesi için. Sizin de ihtiyacınız var. Benim de. Benim göndermek sizin almak için. Sonra o ses gidiyor. Telefonun hoparlörünün iyi çalışması lazım. İşte atıyorum sisteminin iyi kurulu olması lazım. Videoya kaydetmesi lazım. Ben onu atmam lazım falan. Oradan çıkışını bir daha düşünün. Yani o incesine indiğinizde, geneline çıktığınızda bir de benim sesimin bu yasasının çalışması için evrenin başında bazı sabitelerin o şekilde oluşmuş olması lazım. Hani hep anlatıyorum. Yanılıyorsunuz Einstein diye bir kitap var. Onda zikrediyorlar bunu. Güya o tabii o kitaptaki bir kurgu. O kuantum fiziğiyle ilgili olan bir de onların haricinde Newton. Beraber bir mecliste oturuyorlar güya. Şeyi tartışıyorlar. Kuantum fiziğini falan konuşuyorlar. Orada diyor ki ya evrenin başında bir sabite varmış. İsmini de unuttum şimdi. Onun rakam değeri 12 miydi 11 miydi ya tam da aklımda kalmadı yalan olmasın. Öyle olmasın bir aşağı olsun mesela canlı moleküller oluşamıyormuş dünyada. Eğer o öyle olmasa bir üst olsun yine oluşamıyormuş. Bak evrenin başında o sabite o neyse o ne sabitesi ise onun öyle olmasının canlıların oluşumuyla bir ilgisi var. Bak zamansal süreci düşünün milyarlarca yıl önceden. Onun öyle olması lazım ki bu böyle olacak. Ha biz kaderden bahsettiğimiz zaman harca alem bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu düzenin, o bütünlüğün haber verdiği düzenden bahsediyoruz aslında. Evet arkadaşlar yani eylemlerimizin yaratışın faili olduğunu sanıyoruz değiller. Ya eylemlerimiz yaratışların duası. Eylemek de dua, çalışmak da dua, istemek de dua, dilimizle yaptığımız da dua, hepsi dua. İnsan kafir olsun, ateist olsun, bilmem ne olsun, putperest olsun yine dua ediyor. Fiili alemin içindeki o ameli dişleri, yasalara uyuşları, son parçayı getirişleri, bunların hepsi farkında olsun, şuuruyla katılsın, aklıyla, iradesiyle dahil olsun, olmasın. Aslında bir dua, Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyor. Bebek dünyaya geliyor, etmeye başladığı an dua etmiş oluyor. Hani, ya Rabbi bana diyor, emebileceğim bir rızık gönder. Cenab-ı Hak da öyle bir sütü annesinin memesine gönderiyor. Veya işte farklı canlıların farklı şekillerde. Biz bunu anladığımız zaman şöyle bir uyanış oluyor. Ya dua dışı hiçbir şey yok. Zaten her şey dua ediyor. Bu duaların bir kısmı yasalara bağlanmış. Vaktimiz ne kadar var? Daha varmış. Bu duaların bir kısmı herkes için kabul edilebilir yasalara bağlanmış. Gene alelekser diyelim. Genelde kabul edilebilir. Mesela bunu da şöyle bir örnekle daha önce anlatmaya çalışmıştım. Bir devletin iki türlü borçları ödeme usulü olsun diyelim. Birisine diyor ki, şu 3 ay içinde gelen herkesin borçları yapılandırılacak. İşte borcun yarısı alınacak. 3 ay içinde başvuran herkes bunu yapabilir diyor. Bir böyle bildiri yapıyor. Bir de siz o 3 ayı kaçırdınız. Ama bir iltimas istiyorsunuz. Gidiyorsunuz devlet başkanına veya işte valiye. Diyorsunuz ki ya sayın valim hani ben o 3 ayı kaçırdım ama bana özel bir iltimas sağlar mısınız? Bak bu ikinci kısmın olabilirliği sizin o kişinin huzurundaki kıymetinize bağlıdır. İhlasınıza bağlıdır. Onu inandırmanıza bağlıdır. Eder etmez o ona bağlıdır artık. Çünkü siz o normal süreci kaçırmışsınız.
La teşbih ve la temsil. Bizim o fiili dualarımız, çalışmakla ettiğimiz dualarımız, ızdırar halindeki dualarımız, bunların hepsi ya da sebeplerin içtimaıyla olan dua, Üstad Hazretleri duanın çeşitlerini sayarken bunları hep sayıyor. Fiili dua, sebeplerin içtimaından olan dua, istidat diliyle dua veya işte neydi en son söylediğim, ızdırar halindeki dua gibi dualar aslında süreç içinde yaptığımız şeyler. Onu da yapıyoruz, bir de dil ile olanı da yapıyoruz. Cenab-ı Hak bunu da istiyor. Ha, bunu da sayıyor, kabul ediyor ama her zaman da aynen istediğimizi vermiyor, hikmetine göre veriyor. Burası özel bir alan çünkü, daha başka bir alan. Ama diğer taraf, o yasalara bağlı olanı alelekser kabul ediliyor. Biz şimdi o alelekser kabul edilene bakıp diyoruz ki, ya dua burası ama burası dua değil. Ya arkadaş, sadece senin eylemine bağlı olsa yaratmak, tamam. Ama o yaratışın nasıl bir geniş bir şey olduğunu sen görüyorsun biraz tefekkür ettiğinde. Yani adeta işte bir bahçede 99 işçi çalışıyor. Birisi de var, işte üstadın verdiği yine misalle veriyorum. Suyu açıp kapatıyor sadece. Günde bir kere suyu açıp kapatıyor belli saatler arasında. Şimdi o adam suyu açıp kapatmasa, o bahçe kurusa mesuliyet kimin olur? O adamın olur. Çünkü diğer 99 işçi görevini yaptı. O bir kişi yapmadı. Veya o adam tam nizami yaptı görevini. Tarla mahsulü bölüşülecek. O adama kaç pay verilir? %1 verilir. Çünkü o görevinin, onun, o 100 kişiden bir kişi sadece görevli olan. Yani alandaki görevlerden %1'e tekabül ediyor. Sırf musluğu açık kapıyorum diye, yani o mahsulün kuruması bana bağlı diye bütün şeyi alamaz ki, ürünü alamaz ki. Beraber kaç kişiyle çalışıyorsa ancak o kadar bölüşmekle alabilir payını. İşte bunun gibi de insan bir şeyler yapıyor ama zaten üzerinde var olduğu alemin yasalarıyla, oluşlarıyla, zaten var olan şeylerle yapıyor. Yani bir evren var edilmiş, biz bu evrene milyarlarca yıl sonra gelmişiz. Zaten süreçler işliyor, yasalar işliyor. O yasaların içine dahil olmuşuz, o yasalara uyuyoruz. Uymamızla o yasalar zaten hep oluyorlardı. Bizim de yapmamızla yine oldular. Bu sefer diyoruz ki ya benim yapmamla da oldu, o zaman bu benim. Lan sen yapmadan önce de oluyordu bu. Evrende veya işte dünyada diyelim, evrene çok çıkıyoruz. Fazla çıkmayalım yukarıya. Dünyada atıyorum 1 milyon yıldır elma ağacı var. Ve elma ağacı tohumu düşüyor, elma ağacı çıkıyor, elma veriyor vesaire. Sen bir bostan oluşturdun. O bostana elma ağaçlarını diktin, elma aldın. Bu elmalar benim. Bir saniye ya. Bir saniye. Elma ağacını mı sen yarattın? Elmayı mı sen yarattın? Toprağı mı sen yarattın? Suyu mu sen yarattın? Yani güneşi mi sen yarattın? Neyi sen yarattın da bu mahsul senin oldu? Ha, Cenab-ı Hak lütfunda, keremiyle elbette dünyadaki muaşeretimiz için senlik, benlik, seninlik, benimlik koymuş ama esasında hani bu yaratış noktasına, daire-i itikada geldiğimizde, daire-i muamelattan çıkıp, beşerler arası muameleden çıkıp, Allah kul arası daireye, daire-i itikada geldiğimizde, ya bunu ben yaratmadım ki. Bu zaten vardı. Ben geldim, sürece dahil oldum. Şimdi o ayrıymış, bu ayrıymış değil. Onunla da dua ettim, Allah verdi. Bununla da dua ediyorum, Allah veriyor. Yani duanın tamamı, yaşayışın tamamı aslında bir dua. Duanın tamamı yaşayış, yaşayışın tamamı da dua. Böyle düşünelim. Hayat aslında komplike bir dua. Yaşamak dediğimiz şey komplike bir dua. Duanın en komplikesi. Belki şu an bizim vücudumuzda milyarlarca dua aynı anda ediliyor. Hani bazı melekler hakkında hadis-i şerifler var. Bediüzzaman Hazretleri de onu zikreder. İşte 40 başlı, her başında 40 dil var falan diye. Öyle melekleri düşünün, bir de insanın hücrelerinin sayısını düşünün. O hücrelerin içindeki şeyleri düşünün, organelleri falan filan. Ya bunların da her biri dua ediyorlar. O zaman insan daha acube-i hılkat gözüküyor yani. İşte her zerresi, her vücutta bilmem kaç milyar baş, her başta bilmem kaç milyar dil. İnsan daha da değişik. Değil mi? Daha da böyle karmaşık, komplike bir dua.
Ubudiyet Ahmediye'nin ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidematı. Yani kainattaki her şeyin hareketleri ve amelleri bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi Halık'ından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Çekirdek de dua ediyor. Nasıl? İstidat lisanıyla. Allah'ım beni ağaç et diyor toprağa düştüğü zaman. Cenab-ı Hak alelekser kabul ediyor. Bazen de etmiyor. Çürüyor, kötü oluyor. Olmuyor mesela. Hikmetine göre kabul ediyor. Ama o duaların kabul edilme ihtimali diğerlerinden daha çok. Çünkü onlar genel yasalar. Cenab-ı Hak bir ilanat vermiş tabiri caizse. Bu zamanlarda olanı kabul edeceğim gibi. İşte o devlet şey örneğinde verdiğimiz gibi, borçları yapılandırma örneğinde verdiğimiz gibi. Onlarınki daha alelekser kabul ediliyor. Fakat bu demek değildir ki onlar dua değil. Eğiliyoruz öyle oluyor diye sanki biz eğiliyoruz. Hayır, bir şeyi eylemek, yaratmak, bütün şartlarını birden yaratmakla olur. Ona lazım gelen bütün ilme sahip olmakla olur. Ona lazım gelen bütün iradi seçimleri yapabilmekle olur. Biz neyi seçiyoruz ki? Bizim mesela bir yemek pişirdiniz, fasulye pişirdiniz mesela. Ya fasulyeyi pişirmekte bizim seçtiğimiz şartlar 2-3 şeydir. Ama o fasulyenin vücuda gelişinde o her bir zerre için yapılması gereken milyonlarca seçim var. Hangisini biz yaptık? Bizim önümüze hazır geldi, yağ hazır geldi. İşte kuru fasulye hazır geldi, ondan sonra su hazır geldi, salçası hazır geldi. Biz o hazırları karıştırdık, onunla da bir dua ettik Allah'ım bunu yemek yap diye. Şimdi o musluğu açıp kapayan adam gibi düşün. Ya musluğu açıp kapadın sen sadece. Nasıl o mal senin oldu ya? Nasıl hepsinin payını sen kendin çöküp alabilirsin? İşte şirk diyoruz ya, şirk niye Cenab-ı Hak şirke düşman? Ya da işte şirki cezalandırıyor. Çünkü ehli şirk çökmüş oluyor o milletin malına, varlığın malına. İşte eşyanın yaptığı kendince ibadetlere, amellere. Çöküyor. Bunlar diyor senin işin değil, bunlar benim işim diyor. Ben diyor aldım bunları yaptım. Ben şey yaptım. Karun gibi bu bana ilmimle verildi. Ne yapıyor? Allah onu yerin dibine geçiriyor yani. Hadi çıkar kendini yerin dibinden madem ilminleydi. Cenab-ı Hak bizi öyle cezalardan, imtihanlardan korusun. Arkadaşlar bu şeyin altını biraz daha çok çizmek istiyorum. Çünkü dua ve yaratış ilişkisi kavrandığı zaman, yaratış olayı tam kavrandığı zaman duanın da ne olduğu tam kavranıyor. Bir daha altını çiziyorum. Yaratış tam olarak nedir? Bu kavrandığı zaman dua da tam olarak nedir? Kavranıyor. Ve şunu anlıyorsunuz. Allah'tan gayrı herkes duacıdır. Çünkü yaratan Allah'tır. Bak. Allah'tan gayrı herkes ancak duacıdır. Çünkü yaratan Allah'tır. Ve bu demektir ki Allah'ın yaratışından hariç yapılan her şey, yaptığımız sandığımız her şey, bizim olduğunu düşündüğümüz her şey aslında sadece duadır, dilektir, emanetçiliktir. Biz Allah'tan onun da tasarruf hakkı vermesini diliyoruz, benim demekle. Bana emanet diyoruz değil mi? Mesela böyle ferasetli büyüklerimiz çocuktan bahsederken bu bize emanet edildi diyor mesela çocuk için. Niye? Hani emanetçilik bir şeydir, mal sahipliği değildir. Orada bir farkındalık var. Ben yaratmadım, işte bunun bütün şartlarını ben yerine getirmedim. Ben ne diledim? Ya Rabbi bir süre bu bende kalsın. Bir süre ben bununla meşgul olayım. Ya da meşguliyetin şu kadarı bende olsun. Çünkü o çocuğun hayatta kalması nelere nelere bağlı da. İşte onun içinde bir parçacık da benim gözetişim olsun. Benim hoşuma gidiyor işte, şenleniyorum. Bana da ya Rabbi bu kadar bir alan müsaade et diye dua etmiş oldu sadece. O duası kabul oldu. Yoksa bir çocuğu yaratmak, hayatta tutmak nedir? İnsanın yaptığı ebeveynlik nedir yani? Onun kaçta kaçıdır o? Onun içindeki hangi cüzdür, hangi küçük parçacıktır? Sırf bunu düşünmek bile insanın ne kadar duacı bir canlı, duaya yatkın olduğunu bize anlatıyor. Burada da Ubudiyet Ahmediye'nin ruhu duadır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kapıyı açarken, kapıdan çıkarken selam vermesi, bir bineğe binerken, yola giderken, yoldan döndüğünde bakıyorsunuz sünnet Resulullah içinde her şeyin bir duası var neredeyse. Her şeyin.
En ince detayların bile. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla bizi ne yapıyor? Zaten bunların hepsi bir dua. O dualarınızı şuurla taşlandırın diyor yani. Dua ettiğinizin şuurunda olun. Zaten bu duayı ediyorsunuz da camit taştan, hayvandan, ottan, böcekten ayrılın. Size Allah şuur da vermiş. Bu işin farkında olun diye bize güzelce bir nasihat ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duasıyla. Kendi hayatındaki duanın merkeziyeti aynı zamanda insanlığın hayatının merkezinde dua olduğunu, bir ötesi aşamasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığın özü olduğunu, onun nurundan alemin yaratıldığını hatırlarsak, onun hakikatinden yaratıldığını, hakikati Muhammediye ile yaratıldığını hatırlarsak, şunu da görürüz ki dua her şeyin özünde. Bugün bilim bunu böyle söyleyemiyor olabilir ama diyorlar yani bütün varlık bir ilişki ağı. Kuantum fiziği bizi bu noktaya çıkarıyor falan böyle işte benim okuduğum kitaplarda da vardı o. Şimdi Can Yayınları'ndan çıkan bir kitap vardı ismini de söyleyeyim. Her şey göründüğü gibi değil midir öyle bir şeydi ismi. İtalyan bir profesörün. Mesela onun da sonunda bu şey var. Bir bakıyorsunuz ki aslında her şey bir ilişki ağı. Varlığın en başı en sonu her şey birbiriyle bağlı aslında. Bir bağlar şeyi yekünü var ortada. Kuantum fiziği bu noktaya doğru gidiyor. Kim ne zaman ona varır bilemiyoruz ama biz şimdiden söyleyelim İslamcasını işin. Her şey dua. Biz dua alemine çıkacağız. Eğer o fiziğin zirvesine varırsak aslında yaptığımızın sadece dilemeler, istemeler, arzulamalar sahibinden istemeler, sualler olduğunu göreceğiz. Allah onları bizde yaratıyor, bizim üzerimizden yaratıyor, bizle yaratıyor. Bunu göreceğiz. Cenab-ı Hak bunların şuurunda bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Emanetçiliğimizin hakkını vermeyi nasip eylesin. İhlas ile ihlas-ı etemle ona kulluk edebilmeyi, her işimizde, her fiilimizde, yalnız onun rızasını hedefleyerek amel edebilmeyi cümlemize ihsan eylesin ki ihsanların en büyüğü de budur. Allah razı olsun arkadaşlar. Metne giremedik. Haşiyeyi konuştuk bir ders. Olsun. Cenab-ı Hak bunda bir hayır yazmış demek ki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.